Türklerin kadim tarihinde önemli bir yere sahip olan ve kutlanması açısından Orhun kitabelerinde de yer bulmuş olan Nardugan Bayramı 21 Aralık ile 21 Mart arasındaki süreci kapsamaktaydı. Tek tanrılı dinlerin öncesindeki inanışlarda gece, gündüz, güneş gibi kavramlar Türkler için çok önemli bir yere sahipti. 21 Aralık günü de güneş ile gecenin kavga ettiği ve 22 Aralık sabahı güneşin galip geldiği düşünülerek kutlamalar yapılırdı. Nar ve Tugan kelimelerinin birleşmesiyle ortaya çıkan Nardugan Bayramı yeni gün anlamına gelmekteydi. Türkler için bugün en temiz kıyafetlerin giyildiği, Altay Dağları'nın eteklerinden kızıl ve iri elmaların toplanarak Türkler için yine çok çok önemli bir yere sahip olan Akçam Ağacı, bir diğer bilinen adıyla da Hayat Ağacı'nın bulunduğu yerlerde hayat ağaçlarına bu kızıl elmaların bağlandığı ve bağlanırken de Tanrı Ülgen'in o gün oraya gelerek bu dilekleri kabul edeceği düşünülerek burada dileklerde bulunulduğu bilinmekteydi. Bugünlerde Avrupalı devletler tarafından Noel olarak kutlanan bu bayramın aslında kültür ve köken olarak Türklere ait olduğu ve Noel Baba olarak bilinen kişinin de aslında Türklerdeki Ayoz Baba, Ayaz Ata, Şahta Baba olarak bilinen kişinin olduğu bilinmektedir. Bu kişi kışın dışarıda kalmışlara, soğukta kalmışlara yardım eden, yardımsever, aksakallı, kırmızı kaftanlı bir Türktür. Özbeklerde Ayoz Baba, Kırgız ve Kazaklarda Ayaz Ata, Azerbaycan Türklerinde ise Şahta Baba olarak bilinen bu kişi bir Türktür. Bu yüzden de bizim hem Ayaz Baba'yı hem Nardugan Bayramı'nı unutturmamamız ve unutmamamız gerekmektedir. Türk birliğinin ve Türk dünyasının bu bağlamdaki kültürel gelişimlerin birbirine bağlı olması, kendi kültürünü yaşatması ve yok saymaması en önemli etkenlerden birisidir. Bu yüzden Avrupalı devletlere kendi kültürümüzü çaldırmak yerine kendi kültürümüzü ne kadar koruyabilirsek o kadar iyidir aslında.